Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Orbeta Bilişim kurucusu Örsay Çeliköz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? 45 yaşındayım. 99 yılından beri bilişim sektöründeyim. Severek yapıyorum işimi. Harika. Tebrikler. Çağımızın en önemli konularından biri. Peki sizin bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Şöyle, ben 99 yılında bir kamu kurumunda işe başladım. Orada bilişim teknolojileri departmanında çalışacaksın dediler. Bu şekilde orada çalışmaya başladım. Ondan sonra da severek devam etmişim. Ne güzel. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan daha detaylı olarak bahseder misiniz? Tabii. Biz sunucu kiralama hizmeti veriyoruz. Personel destek hizmeti veriyoruz. Network sistem desteği veriyoruz. Veri tabanı desteği veriyoruz. Bu şekilde. Harika. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Biz çok hızlı destek veriyoruz. Yani müşterimiz de güven çok önemli. Kesinlikle. Güven ve hızlı ve kaliteli hizmet. Bir ayrıcalık yaratıyor. Ayrıcalık demeyelim de biz böyle çalışıyoruz diyelim. Ne güzel, harika. Geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Geleceğe dair, yani Türk ekonomisine daha katkıda bulunmak istiyoruz. Türk teknolojisini ilerletmek istiyoruz. Her geçen gün yeni bir teknoloji geliştiriliyor. Evet, bizim sektör biraz zor. Sürekli geliştiği için sürekli eğitim takip etmek zorundayız. Evet. Aynen. Katma değerli işler yapmanız gerekiyor. Bu da çok önemli. Kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir ve tavsiyeleriniz nelerdir? Öncelikle bu işi yapabilmek için zeki olmak gerekiyor gerçekten. Bilişim sektöründeki insanların bunu yapabilmeleri için. İngilizce çok önemli. Yani yabancı değil. Çünkü dokümanların hepsi hala İngilizce. Yapabilmeleri için bunu yapmaları gerekiyor. Kesinlikle. Peki işinizin zor yanları nelerdir? 7-24 çalışmak. Çünkü yani çok bir yoğun. Sorun olduğunda bizi gecenin 3'ünde 5'inde de arayabiliyorlar. İşte kalkıyoruz. Uzaktan destek de verebiliyoruz ama fiziksel olarak gitmek zorunda olduğumuz durumlar da oluyor. Sürekli çalışmak. Evet, ulaşılabilir saat. Olmak. Sürekli evet, ulaşılabilir olmak gerekiyor. O biraz fedakarlık isteyen bir nokta gerçekten. Peki keyifli yanları nelerdir işinizin? Keyifli, yani severek yaptığım için işi aslında keyif alıyorum. Yani bir de sürekli teknoloji ilerlediği için sürekli yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bu da keyifli. O da size çok şey katıyor. Tabii ki. Değil mi, ne kadar güzel. Ve içsel bir motivasyona sahipsiniz. Evet. Bu da işinizi daha verimli hale getiriyordur muhakkak. Peki sizce başarı nedir? Başarı insanların sizi takdir etmesidir. Ne güzel değil mi? Emek veriyorsunuz, beğenilmesi. Evet, yaptığınız işlerin beğenilmesi, edilmesi. Size güvenilmesi bence başarıdır. Evet. Ve güven kazanmak gerçekten en önemli konulardan biri. Evet, kesinlikle. Hele iş dünyasında size güvendikleri takdirde hep ilişkileriniz uzun vadeli oluyor. Sizi beğendiklerini ifade ediyorlar, başkalarına tavsiye ediyorlar. Zaten bizim işler, müşteriler böyledir. Yani ben çalıştığım yerlerle referans şeklinde çalışırım. Yani kalkıp da müşteri aramam. Onlar hep dururlar bizi. Evet, ne güzel. Harika. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? İşinizi severek yapın. İşinizi severek yaparsanız çalışmamış olursunuz. Tabii. Bu meşhur söz. Çok doğru. Ama doğru. Kesinlikle. Meşhur ama doğru. Evet. Çok doğru gerçekten. Çünkü bunu severek yapıyorsunuz. Hobi gibi görüyorsunuz. Motivasyonunuz kuvvetli. Çalışmamış oluyorsunuz. Evet. Ve en iyi şekilde verim elde ediyorsunuz. Üretken oluyorsunuz. Evet. Bu şey de yayılıyor etrafa. Ekibe de yayılıyor. Bu da çok güzel bir şey. Harika bir mesajdı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler. Ben ve teşekkür daha nice ederim. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Bugünkü konuğumuz Orbeta Bilişim kurucusu Örsay Çelik Öztü. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.